Çok kıymetli Hazırun, değerli basın mensupları, şimdi de sizlere hitap etmek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Fikri Işık'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Sayın Başbakanım, Sayın Başbakan Yardımcım, çok değerli bakan arkadaşım, değerli milletvekili arkadaşlarımız, protokolümüzün çok değerli mensupları, saygıdeğer girişimciler, değerli misafirler. Sizleri en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni'nde sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bugün Sayın Başbakanımızın da katılımıyla ülkemizin başarılı KOBİ'lerini ve girişimlerini birlikte ödüllendireceğiz. Bu vesileyle bugün finalist olarak aramızda bulunan 41 girişimcimizi ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm girişimcilerimizi tebrik etmek istiyorum. Türkiye olarak 2002 yılından bugüne kadar gerçekten de büyük bir başarı hikayesine birlikte imza attık. Bu başarı hikayesinin gerçek kahramanlarının KOBİ'lerimiz, esnafımız ve girişimcilerimiz olduğuna yürekten inanıyorum. Zira Türkiye milli gelirini 230 milyar dolardan 820 milyar dolara çıkarırken bu reel sektör sayesinde, reel sektörün bel kemiği olan KOBİ'lerimiz sayesinde gerçekleşti. Şunu her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Refahın tabana yayılması demek, refahın tüketiminin değil üretiminin tabana yayılması demektir. Bu açıdan çok sevindirici, olumlu gelişmeleri yaşadığımızı özellikle ifade etmek isterim. TİM verilerine göre Türkiye'de en fazla ihracat yapan ilk 1000 şirketin ihracattaki payı her yıl %1 nispetinde azalırken, diğer taraftan ilk 1000'den sonraki şirketlerin İhracattaki payı her yıl %1 oranında artmakta. Yine bakanlığımızın özellikle girişimci bilgi sistemindeki verilere göre KOBİ'lerimizin ihracattaki gelir artışımızdaki rolü de net şekilde artıyor. GBS verilerine göre 2006 yılındaki ihracatçı KOBİ sayımız 41 bin civarındayken 2014 yılında ihracat yapan KOBİ sayımız 56 bini geçti. Yine 2002 yılında 36 milyar dolar, 2006'da 85 milyar dolar olan ihracatımızı geçtiğimiz yıl 158 milyar dolar seviyesine getirmemizde ihracat yapan KOBİ'lerimizin önemli rolü olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak önümüzdeki dönemde ekonomik ve sosyal hedeflerimizi gerçekleştirirken yine en büyük gücümüz KOBİ'lerimiz olacak. İhracatımızı 500 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 2 trilyon dolar seviyesine KOBİ'lerimiz taşıyacak. Sayın Başbakanım, değerli konuklar, KOBİ'lerimizle, girişimcilerimizle ilgili çalışmalarımızı iki ana eksende yürütüyoruz. Öncelikle ülkemizdeki girişimci havuzunu büyütmek ve daha fazla işletmenin kurulmasını sağlamak istiyoruz. Diğer yandan ise niceliği artırırken niteliği de geliştirmek, yenilikçi ve rekabetçi KOBİ sayımızı artırmak istiyoruz. Girişimcilik ve yenilikçilik kavramlarını adeta Siyam ikizleriymiş gibi hep birlikte zikrediyor, bir arada değerlendiriyoruz. Nitelikli, rekabetçi KOBİ'lere sahip olmak bir ekonomi için çok ama çok önemli bir değer ifade ediyor. Elbette dev firmalarımız olacak. Elbette küresel rekabet yarışında öne çıkan markalar oluşturacağız. Ancak KOBİ'lerin bir bütün halinde seviyelerini yükseltmek en önemli önceliğimizdir. Kısaca ifade etmek gerekirse, güçlü KOBİ'ler olmaksızın güçlü bir ekonomi inşa edemeyiz. Biz de güçlü KOBİ'leri oluşturmaya, KOBİ'lerin gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Özellikle KOSGEB desteklerini daha nitelikli KOBİ'lerin ortaya çıkmasını sağlayacak bir anlayışla kurguluyoruz, geliştiriyoruz.
Desteklerimizi işbirliği, kurumsallaşma, markalaşma, ölçek büyütme, teknoloji geliştirme gibi alanlara kaydırıyoruz. KOSGEB'in her başı ağrıyana aspirin uzatan bir kurum olmasını, ucuz finansman aracı olarak görülmesini istemiyoruz. Biz KOSGEB olarak işletmenin derdini ve bunun devasını belirleyip hangi ilacın bu deva için uygun olduğunu belirleyip o ilacı işletmemize sunmak, takdir etmek olarak KOSGEB'i değerlendiriyoruz. Evet, desteklerimizi, destek miktarlarımızı sürekli artırmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da devam edeceğiz. Bütçede bize ayrılan her bir kuruşu dahi işletmelerimize, KOBİ'lerimize, girişimcilerimize aktaracağız. Ancak bunu yaparken işletmelerimizin niteliğini yükseltmeye de odaklanacağız. Mesela yeni destek programlarını uygulamaya başladığımız 2010 yılından bugüne kadar KOSGEB desteklerinden faydalanan 11.547 firmanın ölçek büyüttüğünü görüyoruz. Yine bu firmalar mikro ise küçük ölçekliye, küçük ise orta ölçekliye, orta ise büyük ölçekli işletmelere döndüklerini görüyoruz. Biz desteklerimizin işte böyle somut çıktılara dönüşmesi gerektiğini de düşünüyoruz. Bu nedenle destek programlarımızla ilgili etki analizi çalışmalarımızı da yoğunlaştırmış durumdayız. Böylece desteklerin kurgulanmasından uygulanmasına kadar her aşamayı inceliyor, geliştiriyor, yeni destek mekanizmalarımızı bütün bu verilere göre oluşturuyoruz. Son icra komitemizde de yeni bir destek programı olan KOBİ Gelişim Destek Programı ile ilgili kararı aldık. 200 milyon Türk liralık bütçeli Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu'nun kurulması ile ilgili kararı da aldık. Yine girişimci desteği ve işgem desteklerinin bütçelerinde iyileştirmelere gittik. Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı'nın çağrısına da önümüzdeki ay çıkacağız. Hem bakanlık olarak hem de KOSGEB olarak artık risk sermayesi fonları, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi alanlarda çalışmalara daha fazla yoğunlaşacağız. Zira teknoloji odaklı girişimcilik şirketlerin çok hızlı büyümesini, bir anda dev firmaların ortaya çıkmasını sağlıyor. Bu noktada Tekno Girişim sermaye desteğimizi Sayın Başbakanım bu yıl 628 tekno girişimcimize vermiş olduk. Ve oradaki üst limiti de 100 bin liradan inşallah 150 bin liraya çıkaracağız. Bu sayede Türkiye'de teknoloji alanında hızla büyüyen yeni firmaların çıkmasını da inşallah arzu ediyoruz, temenni ediyoruz. Bugün dünyaya özellikle bilgi teknolojileri alanında damga vuran firmaların gencecik insanlar tarafından kurulmuş olması, girişimciliğin ve yenilikçiliğin ne kadar önemli konular olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bugün dünyanın en büyük 10 şirketinin 7'sinin bilişim alanında olan şirketler olduğunu biliyorum, hepimiz biliyoruz. Bu açıdan genç ve büyük nüfusumuzun ülkemiz için çok büyük bir fırsat olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nüfusu daha girişimci bir hale getirdikçe, KOBİ'lerimizin niteliğini artırdıkça, bugün ödül alanlarda olduğu gibi başarılı KOBİ'lerimizin sayısını artırdıkça hedeflerimize birer birer yaklaşacağımıza inanıyorum. Konuşmamın sonunda bugün finale kalan 41 girişimcimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu finalin yapılması noktasında emek veren jüri üyelerimizden çalışma arkadaşlarıma kadar her bir arkadaşıma da ayrıca çok çok teşekkür ediyorum. Bugün ödül törenimize katılarak bizlere ve hem de girişimcilerimize büyük moral veren Sayın Başbakanımıza da özellikle şükranlarımı ifade ediyor. Her birinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer konuklar, değerli basın